saniye alalım. Yunus durak mı? Mustafa Bey. Başkan. Basın mensupları. Biz bu diyalogçı. Arada tüm sivil toplum örgütleri bir araya geldik. Gelişimizin amacı bizimizde ve ülkemizde yaşanan son olaylardır. Herkes elini silahtan çeksin. Biz bunun için gereken yeri gösterdik. Yer parlamentodur. Aynı zamanda tüm taraflara sesleniyoruz. Elinizi silahtan çekin. Hayat mutlaka önemlidir. Özgürlükler, demokrasi tabii ki önemlidir. Hayatımızın vazifemiz unsurlarıdır. Yaşam biçimimizdir. Fakat yaşamın diğer tarafı da var. Ekonomi de var. Bunun için lütfen bizi huzurlu ve rahat bıraksınlar. Biz adresi gösterdik, parlamentodur. PKK'ya sesleniyoruz. Devlete sesleniyoruz. Elinizi tehditten çekin. Adres parlamentodur. Mücadelenizi gidin orada verin dedik onlara. Herkese söylüyoruz, çağrımızdır. Son çağrım da Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Sayın Cumhurbaşkanım. Siz 2002'den bu yana başlattığınız bu demokratik açılım dedik, evet demokrasi var. Efendim Kürt açılımı dediniz, bayağı gelişti. Siz açılım süreci dediniz, bu gidiyor. Sizin başlattığınız ve emek verdiğiniz bu hareketi lütfen sahipsiz bırakmayın. Takip edin, buna el koyun. Bunun bu sürecin devam etmesi için elinizden gayreti sarf edin. Başkalarının bunu yıpratmasına izin vermeyin Sayın Cumhurbaşkanım. Bizler ağırlığı işçisi, memuru, esnaf örgütleri, çiftçisi, sporcusu, sağlık örgütleri ve diğer temsilcileri olarak ortak paydamız demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hayatına saygıdır. Bugün gerek ağırlığı için gerekse ülkemiz için ortak bir kaygımız var. Ülkemiz son zamanlarda zor süreçlerden geçmektedir. Suruç olayları ile başlayan ve sonraki süreçte birçok noktada meydana gelen olaylarda çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. Bu ülkenin en doğusunda yaşayan ağırlı vatandaşlar olarak bu gelişmelerden büyük üzüntü duymaktayız. Bu üzüntü bizi geleceğimiz açısından kaygıya düşürdüğü için bugün burada bulunmaktayız. Vatandaşlar olarak can güvenliğimizin sağlanması ve ülkemizde huzurun tesisi öncelikli talebimizdir. Ancak özellikle son günlerde ilimiz ölçeğinde meydana gelen olaylar ağır halkını huzursuz ve tedirgin etmiştir. Esnaf iş yapamaz hale gelmiş, gün ağırmadan tepen kapatmak zorunda kalmıştır. Seçim sonrasında ekonomik istikrarın yeniden oluşmasını yanında bir tür silahlı eylemler esnafı zor durumda çökmüştür. Sadece esnaf değil, çiftçiler de bu istikrarsız ve huzursuz ortamdan etkilenmiş ve huzursuzluk yaşamaktadır. Bununla birlikte birçok memur, işçi, emekli ağırlığı terk etmeyi düşünmeye başlamıştır. Aileler çocukların yaşamlarından şüphe duymaya başlamış, işverenler yakılan komün ve iş makineleri yüzünden iş yapamaz hale gelmiştir. Ağırlar olarak güvenli bir ilde, güvenli bir ülkede yaşamak en doğal hakkımız ve beklentimizdir. Can güvenliği yoksa düşünce ve ifade özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü yoktur. Can güvenliği yoksa esnaf da, işçi de, köylü de, girişimci de, memur da, sporcu da yoktur. Can güvenliği yoksa çalışma özgürlüğü de yoktur. İlke, özgürlüklerimize sahip çıktığımızı göstermek için buradayız. Burada dikkat edilmesi gereken husus her türlü olay özgürlüklerimizi kısıtlamaktadır. Dikkatlerimizi dağıtıyor ve kaynaklarımızı heba ediyoruz. Herkesin kendi işine, huzur içinde odaklanmasını engelliyor ve geleceğimizi karartıyor. Ülkemizin birliğine, refahına, geleceğine birlikte sahip çıkacağız. Bugün bu amaçla buradayız. Tüm ağır halkı, bizler de bu artan olaylardan üzüntü ve kaygı duyuyoruz. Milletimizi ayrıştırarak ülkemizin huzuruna bozmaya, kaos ve istikrarsızlık ortam yaratmaya çalışanların oyunlarını boşa çıkarmak için buradayız. Bu duygu düşüncelerimle bizlerin kendi toplumlarında ve alanlarında başkan ve yönetim kurulu olarak seçen ağırlı hemşehrilerimize anlatmak için buradayız. Demokratikleşme süreci adı altında başlayan çözüm süreci ismiyle devam eden huzuru, istikrarı temel alan sürecin yeniden başlatılmasını taraflardan istemek için buradayız.
Ayrıca kamu güvenliğinin hukukun içinde kalarak sağlanması amacıyla gerekli bütün önlemlerin alınmasını destekliyoruz. Bu süreçte herkesin daha soğukkanlı ve sağduyulu olması gerektiğini inanıyoruz. Ve bu çerçevede üzerimize düşen sorumlulukları istişare etmek için burada bulunmaktayız. Herkes olaylara karşı sivil duruş sergilemeye devam ediyoruz. Herkesin bilmesi istediği tek bir şey var. Ne yapacaksak birlikte yapacağız.